Merhaba sevgili plak severler. Bu videoda çıtırtılısesler.com sitesini beraber inceleyelim dedim. Bu sitede plak severlerin çok hoşuna gidecek birçok ürün satılmakta. Bu siteyi muhakkak bilenleriniz vardır, alışveriş yapmış olanlarınız vardır. Bilmeyenler için de bir tanıtım olsun. Öncelikle çıtırtılı sesler kimdir, nedir, ne yapıyorlar ona bir bakalım. 140'tan fazla ürünü üretip satıyorlar. Bu sitenin en büyük özelliği ya da bu firmanın en büyük özelliği ürünlerin neredeyse tamamının Türkiye'de geliştirilip kendileri tarafından dizayn edilip yine Türkiye'de üretilip buradan satılması. Bu bakımdan da çok hoş bir site. Şimdi gelelim bakalım neler var. Koruma ürünlerinde zarflar ve koruma naylonları. Zarflara bir bakalım. Zarflarda biliyorsunuz plakların en büyük düşmanı toz. Özellikle 45'lik plaklar çoğunlukla zarfsız oluyor. 33'lüklerde de ikinci el olanlarda çoğusu yıpranmış zarfla beraber satılıyor. Hatta zarfsız satılanları da var. Bu bakımdan plakların zarflarla korunması çok önemli. İkinci sayfaya bakalım. Gördüğünüz gibi çok değişik boyutlarda, renklerde ve malzemeden üretilmiş değişik zarflar var. Ben şu üründen, bakın antistatik zarf dediği içi naylon kaplı bir ürün. Bundan sipariş edeceğim. Geldikten sonra da videonun ikinci bölümünü çekeceğim. Onları da beraber inceleriz. Bakın şöyle güzel bir ürün. Neyse, videoyu çok uzatmamak için çok detaya girmeyelim. Koruma naylonlarına bakalım. Bunlar da plakların kılıfları için. Burada çok güzel bir olay var. Şudur. 1.32 santim boyutunda yani tam sağ ölçü olarak belirtilmiş. Bir de 33 santim geniş ölçü. Diyelim ikili plaklar için uygun olan kılıf bunlardır. Tekliler için bunlardır. Tabii diğer bir güzellik de daha önce ben bunları başka bir yerden almıştım yıllar önce. Hiçbirisi tam 32 santim olmuyor. 32.1 milimetre, 32.2 milimetre gibi çok hafif milimetrik farklar oluyor. Bu da çok güzel bir şey çünkü hiçbir plağın kılıfı diğeriyle aynı boyutta olmuyor. Arada milimetrik farklar var. Dolayısıyla bütün plaklarınıza uyabilecek ölçüde koruma naylonu almış oluyorsunuz. Bu bakımdan oldukça güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Ben 33 ve 32 santimlikten sipariş vereceğim. Videonun sonunda beraberce inceleriz. Bakalım temizleme ürünlerinde neler var? Solüsyonlar, temizleme bezi, mendil, iğne temizleme seti, eldiven ki aslında bazen çok faydalı olabiliyor. İğne fırçası, plakların temiz tutulması kadar iğnenin de temiz tutulması önemli. Yine bakın Reloop marka karbon fiber plak temizleme fırçası. Şu ürün benim ilgimi çekti. Herhalde elektrik süpürgesine bağlıyorsunuz. Plak üzerine koyuyorsunuz. Şuralar keçe olduğunu tahmin ediyorum. Yumuşak malzeme. Ve döndürerek plak üzerindeki tozları emiyor. Bence çok faydalı bir ürün. İkinci sayfaya bakalım. Evet yine diğer buna benzer ürünler. Evet dediğim gibi videoyu çok uzatmamak için hepsini tek tek incelemiyorum. Sergileme ürünlerine gelelim. Bunlar da herhalde plak mağazalarının daha çok işine yarayacak ürünler. Evet çerçeveler, plak sergileyici standlar. Bakın şu hoş bir şey. Evde de kullanabileceğiniz bir ürün. Uygun rafınız, dolabınız yoksa şunlar çok güzel. Herhalde bir 50 ile 70 arası plak alıyordur. Evet, 70 long play kapasiteli. Gayet güzel. Hard case taşımak için herhalde. Bu da bakın biraz pahalı bir ürün ama yani oldukça alüminyum kasalı
darbelere karşı dayanıklı. Hani taşınırken ya da uzak bir yere, diyelim evinizi taşıyorsunuz, verdiğiniz plakları gidiyor. Yani sonra bir daha asla bulamayacağınız plaklarınızı kaybetmektense çok daha iyi bir ürün. Neyse, çok uzatmayalım. Bakın, bir de şurada şu ürün benim hoşuma gitti. Pickup şeklinde ahşap üzerine lazerle işlenmiş bir şekil var. Ortada da plak şeklinde bloknot kağıdı. Gayet hoş. Bir de masa takvimi var. Hediyelik olarak gayet güzel bence. Aylar, günler, haftanın günleri vesaire. Gayet hoş bir ürün. Gelelim paketleme ürünlerine. Bunlar da internet üzerinden satış yapan kişiler için. Yine bakın, değişik boyutlarda kargolamak için kartonlar, etiketler, plak kolisi. Bu yine taşınma esnasında çok kullanılabilecek güzel bir şey ve gördüğüm kadarıyla da evet, oldukça kalın ve iyi kartondan yapılmış gibi gözüküyor. Evet, sepet, pardon, plak bilgi etiketi, kırılır etiketi vesaire. Bir Mingo markası. Bu da sanırım kendi markaları. Her yerde bulamayacağınız değişik ürünler var. Örneğin pilot lamba. Gece karanlıkta dinlerken plağı ve iğneyi aydınlatıyor. Hoş bir özellik. Bu, biliyorsunuz, her pickup'ta olmuyor. Yine stabilizatör. Sanırım ışıklı. Şurada USB şarjı var anladığım kadarıyla. USB girişi. Mini USB. Evet. Ben kullanmıyorum ama kullanan arkadaşlarım var. Hem platonun ağırlığını artırarak daha stabil bir, daha sabit bir dönme hızı sağlıyor. Hem de eğilmiş plakları biraz daha bastırarak daha az eğilmesini sağlıyor. Yani iğnenin daha az bu inişlerden çıkışlardan etkilenmesini sağlıyor. Kullanılabilecek bir ürün. Aksesuarlara gelelim. Burada da yine plaklarla ilgili işte mat, yine stabilizatör. Bakın, iğne ağırlık tartısı. Bu, kuyumcuların kullandığı hassas terazi kalitesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak da çok makul bence. Yine iğne fırçası. Evet. Bakın, pick-up lastiği demişler. Bunu, evet, eski lastiğinizi ölçerek sipariş veriniz. Dolayısıyla, yani anladığım kadarıyla tam sizin istediğiniz ölçüde, tam sizin pick-up'ınıza uygun lastik hazırlayıp gönderebiliyorlar. Ha, şu, bakın, benim kullandığım bir ürün. Yıllar önce yurt dışından getirtmiştim. Türkiye'de yoktu. Topraklama kablosu olan bir fırça. Pikabın kenarına monte ediyorsunuz. Topraklama kablosu sayesinde gerçek anlamda statik yükü gideriyor. Yani çünkü gerçekten eğer siz herhangi bir şeyi toprağa bağlamazsanız statik yükü gideremezsiniz. Evet, aksesuarlar da böyle. Evet, site hızlıca dolaştığımız kadarıyla böyle. Siz daha detaylı incelersiniz. Ben şimdi videoyu çok fazla uzatmayayım. Dediğim gibi, koruma ürünlerinden 33'lük plak zarfı ve koruma naylonu sipariş vereceğim. Onlar geldikten sonra videonun ikinci bölümünde beraber inceleyeceğiz. Tekrar merhaba. Sipariş verdiğimiz ürünler geldi. Şimdi bunları beraber bakalım. Şimdi antistatik zarf sipariş vermiştim. Bir bakalım. Yakından bakalım nasıl bir şeymiş. Tek tarafı biraz daha çıkıntılı, kolayca açılabiliyor. Gördüğünüz gibi içi naylonlu. Beklediğim gibi bir ürün. Videonun başında da söyledim ama içinin plastik kaplı olması plakları çizmemesi açısından önemli. Çünkü kağıt çizebiliyor.
Diğer bir blok daha söylemiştim. Şimdi gelelim koruma naylonuna. Bakın bir 31,5 santimlik dar ölçüden sipariş vermiştim. Dediğim gibi bazı plaklar daha ince ve daha küçük kılıfa sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu koruma naylonları tam olarak oturuyor. Bakın mat, kalın cana bir naylondan yapılmış. Evet. Bu da yine beklediğim gibi. Yıllar önce yine başka bir yerden sipariş vermiştim. O zaman çok kolay bulunmuyordu. Şimdi çıtırtılı sesler de çeşit çeşit bulunabiliyor. Bu da bir boy büyük naylondan. Yine bakıyoruz. Aynı şekilde kalın, mat, güzel bir naylon. Evet, ürünler, sipariş ettiğim ürünler bunlar. Böyle güzel paketlenmiş bir şekilde geldi. Yanına bir de hediyeler göndermişler, sağ olsunlar. Bakın plak temizleme mendilleri. Bir sticker herhalde. Evet, şu güzel bir şey. Bir kabınızın gerçek uygun devirde dönüp dönmediğini gösteren bir şey. Üzerine bir floresan ışık tutarsanız ya da telefonlar için aplikasyon var. Size gerçek hızı, hızda dönüp dönmediğini söyler. Evet, yine bir tanıtım broşürü. Evet, hangi ürünler olduğunu söylüyor. Evet, yine resimli bir tanıtım broşürü. Sitede gördüğünüz ürünleri ayrıca burada da inceleyebilirsiniz. Bakın şunu da göndermişler, çok güzel bir şey. Bu pick-up'ın iğnesini değiştirdiğiniz zaman, daha doğrusu kartuşunu değiştirdiğiniz zaman ayar yapılması gerekiyor. Onun için kullanılan bir cetvel. Çok kolay bulunabilecek bir şey değil, sağ olsunlar. Bu tür hediyeler de göndermişler. Alışverişten ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yerli dizayn ve yerli üretim olduğu için de başarılı bir firma. Çıtırtılı seslerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.